Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Buyur. Beni istemişsiniz. Evet evlat. İstedik ki ismini duyduğumuzun suretini de bir görelim. Suretini gördüğümüzün bir de aklını tartalım. Sizi dinlerim. Bunca cenge girip çıktın. Bunca badireler atlattın. Düşmanlar tanıdın. Dünyayı gördün. Söyle bakalım, dünyanın ahvali nedir? Dünya ahvali tam bir buhrandır. Bir yandan Haçlılar, bir yandan Moğollar, bir yandan da biz Anadolu için cenge tutuşmuşuz. Her kuvvet bilir ki Anadolu'ya hakim olmak tüm cihana efendi olmak demektir. Peki sence kim galip olacak? Haçlılar büyük bir kuvvetle geldiler buraya. Yola çıktıklarında Kudüs'ü ele geçirme gayesindeydiler. Lakin her geldiklerinde gayelerini unutup ganimete daldılar. Moğollar Anadolu'ya gelmek ister. Lakin onlar da sürüye saldıran aç kurt gibidirler. Karınları doyunca giderler. Peki biz? Bizim için ne dersin? Biz Anadolu'ya ilk defa Tuğrul ve Çağrı Beylerin öncülüğünde geldik. Sonra Sultan Alparslan Malazgirt'le Anadolu'nun kapılarını açtı bize. Lakin birliğimiz bozuldu. Eğer birlik olup adaleti sağlar isek Anadolu bize yar olacaktır. Evlat, bu toprakların bize yar olmasını istiyorsan söyleyeceklerimi iyi dinleyeceksin. Ve sözlerimizden bir nefeslik olsa çıkmayacaksın.
pusatım gök girip kızıl çıksın ki bu ruh bu bedende olduğu sürece bu gaye uğrunda çalışacağım. Ve adaletin sancağını Anadolu'da tekrar dalgalandıracağım. Gökçe. Gökçe. Yemek getirdim sana. Gökçe, kalbini kıracak bir şey mi yaptım? Ablam hep hırslıydı. Çok günahlar işledi. Ama bir konuda haklıydı. Ertuğrul. Ertuğrul seni tapınakçıların elinden kurtarıp obaya getirdiğinde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylemişti. Haklıydı. Belki de sen bu obaya gelmeseydin, ablamın başına bunlar gelmeyecekti Halime. Hala Ertuğrul mu dersin Gökçe? Ben bunca şeyden sonra bu meseleyi bitirdin sanıyordum. Bitirdim. Bunca acıyı çekerken, Ertuğrul'u kalbimden söküp atarken senin güzel hatırın için yapmadım bunu Halime. Ertuğrul için yaptım. Onun mutluluğu için. İnşallah sen de ona hak ettiği değeri verirsin. Müsaadenle. Bir rüya gördüm. İyiyim. Hayırdır inşallah. Dur ana, ben sana bir su vereyim. Son günlerde hep aynı rüyayı görüyorum. Bir nehir gürül gürül akıyor. Lakin... Lakin ne ana? Lakin Süleyman...
Üstad Titus. İçeri girme imkanı yok. Ya mutfak? Maalesef kazanlara yeri koyamadık. Yemekleri döküp yeniden kendi usullerince yapıyorlar. Korkut Bey obasından yemek yapsın diye kadınlar getirtmiş. Peki içeride ne konuştuklarını öğrenebilecek miyiz? Tabii efendim. İçerideki adamımız size bilgi getirecektir. Oğullara karşı göğsümüzü siper etmekten mi bahsedersin Karatay? Topu topu bir avuç kalmış olan bizleri Alaaddin'in devletini korumak için kurban mı etmek istersin? Sultan Alaaddin'in devleti Oğuzlara sonuna kadar kucak açmıştır. Eskiden yaşanan bütün husumetler bitirilmiştir. Ne pahasına? Akan kanın haddi hesabı yok. Sultan Alaaddin tahttan indiğinde ne olacak? Yerine gelecek olan sultan eskiden olduğu gibi bizlere neler edeceğini kim bilebilir? Hayat Bey doğru der. Olan hep biz göçebelere oldu. Kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Lakin zor vakitlerde yanımızda kimseyi bulamayız. Doğru der. Doğru der Bayat Bey, doğru. Hep satılan biz oluruz. Beyler, soyumun büyükleri, sizlere yürekten katılırım. Göçebeyiz diye aşağılandık. Eyyubiler de, Farisiler de hep böyle davrandı. İtilip kakıldık. Lakin Sultan Alaaddin başkadır. Atabeyimizin de dediği gibi hepimize kucak açmıştır. Cesaretini ve yiğitliğini bildiğim soyumun ulu beyleri. Çok vakittir obamızda Haçlılarla verdiğimiz cenkte kaç alpimizi şehit verdiğimizi bilmeyeniniz yoktur. Bu cenkte çok şey öğrendik. Ne öğrendiğini senin ağzından duymak isteriz Ertuğrul Bey'in. Her ağacın kurdu kendinden olurmuş. Derim ki, Alparslan'ın diktiği bu ulu çınarı içten içe kemiren kurtları biz olmayalım. Eğer bu ulu çınar devrilirse hepimiz altında kalırız. Ötüken'de başlayan bu yolculuğumuz bu güzel topraklarda son bulur. Beyler, doğudan dalga dalga gelen Moğol iblisiyle batıdan sinsice yükselen Haçlı'ya karşı bize düşen Ahmet Yesevi'nin mübarek hırkası altında bir olup birlik olmaktır. Eğer bir ve birlik olamazsak Ötügen'den başlayan yürüyüşümüze de Yesevi'nin mirasına da ihanet etmiş oluruz. Yüce Allah bizleri peygamberimizin emanetini çiğnemekten korusun. O yüzden derim ki Oğuz'un ulu beyleri, vakit birlik ve dirlik olma vaktidir. Âlim-i İslam paramparçadır. Yakacağımız diriliş ateşi tüm cihana yayılacak ve yeni bir Türk devleti ortaya çıkacaktır. Şimdi derim ki Moğol'a karşı birlikte olup Anadolu'daki saflarımızı sıklaştıralım. Birlik olmaya var mısınız beyler?
Süleyman Şah'ım, bu yaptıklarınızı bir gün tarihi yazacaktır. Yine kendimizi ateşe attık ha. Bugüne kadar bizi tuzağa düşüren hep bu soysuz oldu. Bugün tuzağa düşme sırası onda. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Başka çaremiz kalmadığını ben de bilirim baba. Lakin elimizde kılıçlarla Moğol'un üstüne gitmek ne kadar doğru olur? İttifak dersiniz. Ya ittifak bozulursa? O vakit bir başımıza ne yaparız? Endişelerini ben de hissederim evlat. Lakin Kayların kaderi çoktan çizilmiştir. Yolumuz Anadolu'dur. Ve bu yolun dönüşü yoktur. Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu versin. Eyvallah abi. Beyim. Beyim haklıymışsın. Titus burada. Şövalyeleriyle birlikte kervansarayın yakınına kadar gelmişler. Yerini tespit ettik. Nihayet karşılaştık. Bakalım kadınlarla çocukların karşısında olduğun kadar cesur musun? En azından senin gibi bütün cihanı karşıma alacak kadar aptal değilim. Hak yolunda gittikten sonra tek başına kalmışsın. Ne önemi var Titus?
Ama senin gibi yolunu şaşırmış iblisler bunu anlayamazlar. Kalleşlikle, ihanetle kurduğunuz düzeninizi başınıza yıkacağım. Ben ve benim soyumdan gelenler. Bizler de öyle. Geldiğiniz cehenneme dönene kadar durmayacağız. Hepimiz Allah'tan geldik. Ona döneceğiz. Ama birazdan sen hangi cehenneme gideceksin göreceksin. Gel de gönder öyleyse. Sen ağabeyimin kısmetisin.
olacak. Ona hiç şüphemiz yok. Elhamdülillah. Yolumuz uzun. Eyvallah kardeşim. Bizi özleyenleri daha fazla bekletmeyelim. Gören de taze gelin değil, kederle dolu diyecek sana Halime Sultan. Hayırdır? Ne bu hal böyle? Gökçe. Anlat hele, ne oldu? Hala dilinde Ertuğrul var. Ya gönlünde? Yüreğinin yarası dilini zehirler. Bu daha ne kadar devam edecek bilmiyorum Aykız. Ertuğrul'u ağa mısın demişti lakin. Yüreği soğuyacak merak etme. Tam içindeki sevdayı söndürmekle uğraşırken üst üste acılar yaşadı. En sonunda Selcan. Sığınacak, içim dökecek kimsesi de yok. Var mı üstüne? Hepsi geçip gidecek. Ya dediğin gibi olmazsa? O vakit ne yaparız Aykız? Aynı otağda birbirimizin yüzüne nasıl bakarız? Allah'a emanet olun. Eyvallah abişim. Obanızı kurduğunuzda en yakın zamanda gireceğim inşallah. Afşin Bey, sana bir şey diyeceğim. De, de. Kaç zamandır içinde tuttuğu şeyi söyle de rahatla. Şehzade Yiğit'in babası. Onu sen mi öldürdün? Bamsı. Kusura bakma beyim. Dilimi ağzımda tutamadım yine. Biz hep vazife verilenlerden olduk Bamsı. Yeni vazifemize de Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sevdiklerimizi canına kastedenden değil, canına can katanlardan olmayı nasip eylesin.
Allah'a emanet olun. Baba. Baba. İstersen bu gece kervansarayda kalalım. Yarın yola çıkarız. İyiyim ben, iyiyim. Obada çok işimiz var. Yaz bitmeden yine göç etmek düştü kaderimize. Hayat boyundan Korkut Ata derler, bir er koptu kopusuyla. Korkut Ata der ki, o zamanda bir oğlan baş kesmese, kan dökmese at koymazlardı. Beylere de beylik vermezlerdi. Vay canına. Vay canına. Çocuklar ki ne zaman ata biner, kılıç kullanır, o kadar sizin gibi yiğitlik yapar. O vakit alplik eğitimine tabi tutulurdu. Süleyman Şahımızın dediği gibi sahiden bu eğitimi hak ettik mi Deli Demir? Hiç etmez misin Yiğit? Sen tapınakçıların kalesine giren yolu açmadın mı bize? Halep'te düşmanlara direnmedin mi? Onların tehditlerine, laflarına kanmayıp atalarımızın şerefini korumadın mı? Hündar, mesela sen Titus alçağının karşısına dikilip de obayı da, babanı da, aileni de kurtarmadın mı? Sen olmasaydın Kurdoğlu onunla ittifak edip babanı da, ağabeylerini de öldürecektin. Ben hiçbir şey yapmadım Deli Demir. Sadece... Dündar, Alp'in en büyük vasfı tevazudur. Bu da görüyorum ki sizde var çok şükür. Tevazı, dürüstlük, konukseverlik, cömertlik. Alp tekebbürlük eylememeli. Gönlünü yüce tutmamalı. Kara Polat öz kılıcını çalmalı. Acımadan malla kıymalıdır. Mala düşkün adamdan Alp olmaz. Adam da olmaz ama neyse. Alp dediğin sofra çekmeyi atadan görmeli. Kazılık ata er binmeli. Çalıp keser öz kılıcı er çalmalıdır. Erin çadırına konuğu gelmelidir. Er yalan bilmemelidir. Baş kesip kan dökmek Alp olmak için yetmez. Hüner ve erdem Alp'i Alp yapan en mühim şeydir aslında. Ve tabii ki kılıç. Alp'in en az kendisi kadar erdemli, maharetli bir kılıcı olmalıdır. Bu kılıçları size yapıyorum. Tıpkı Süleyman Şah, Gündoğdu ve Ertuğrul'a yaptığım gibi. Süleyman Şahlar nereye gitti Deli Demir? Yıllardır peşimizden gelen Moğollardan artık kaçacak yer kalmadı Yiğit. Büyük bir ittifak kurup artık bu belaya dur demenin vakti geldi. Ya biz kazanacağız, yaşayacağız ya da öleceğiz. Bunun arası yok.
Bu yüzden mi gittiler? Evet evlat. Allah yardımcıları olsun. Şurada biraz istirahat etsek mi beyim? İyice ihtiyar yerine koydunuz beni. Olur mu öyle şey baba? Sen hepimizi tesbih gibi dizersin evvelallah. Biz atlar için söyledik. Biz önden karşıya geçip etrafı bir kolaçan edelim. Acele edin. Sana şükürler olsun ya Rab. Yarattığın güzellikleri durup dinleyecek, onları görüp içine sindirecek bir yürek verdiğin için sana şükürler olsun. Senin yolunda bir ömür sürüp aslanlar gibi evlatlar yetiştirdiğim için sana şükürler olsun. Evlatlarımın analarıyla şu bülbülün sesi gibi kısa ve güzel bir ömür verdiğin için sana şükürler olsun.